Bugün sanat hayatının konuğu Tamer Levent. Tamer Levent'i, sanatçı Tamer Levent'i, sanat örgütçüsü düşünür Tamer Levent'i anlatmaya gerek yok. Özel bir program için randevulaştık, talep ettim. Ama tarihi bir dönem yaşadık. Türk tarihinin önemli ismi Balaban'ı yitirdik. Hoş geldiniz. Sizden talep ettiğimde bambaşka şeyler konuşacaktık ama Balaban'ın hayatıyla çok çelişen şeyler olmayacağını olmayacağını gördük. Tekrar telefon açtım. Size Paris'teydiniz. Evet. Balaban'ı kaybettiğimizi söyledim. Üzüldünüz ve bütününü onun hayatı üzerinden başlığı da siz koymuştunuz. Evet. Ne dediniz? Dediniz ki bir cümleyle konuşacaklarımızı özetlersek programımız içinde. Yaşamın bir sanat olduğunu yani evet. Sanatın yaşama biçimi olması gerektiğini söylediniz. Evet, bunu söylediniz. Ve Balaban'ın vefatıyla da bunu gördüm. Bunu gördünüz siz de. Tabii. Ve onunla paylaşacağız. Balaban aramızdan ayrıldı. Buyurun ilk sözleri alarak programa. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi evet yani yaşamın sanatsallaşması sürecini konuşalım. Yani içinde bulunduğumuz yüzyılda insanın buna çok ihtiyacı var diye düşünüyorum. Yani ideolojilerin bir anlamda eskisi kadar keskin ve insanların hayatlarında ötekileştirmelere neden olmayacak kadar farklılaştığını, başkalaştığını düşünüyorum. Ve bazı kavramların yerine yeni ve onları geliştirici perspektifler yaratmak gerektiğini düşünüyorum. Böyle bakıldığı zaman sanat kavramı bir düşünme biçimi olarak, bir yaşama biçimi olarak bizim ideallerimizin hemen hemen tanımı gibi ortaya çıkıyor. Tabii biz sanat kavramını yanlış ve eksik anladığımız için ve bazı dönemlerin moda tutumlarında kapılıp sanatı kendimiz için bir farklılık, bir ayrıcalık, bir üstünlük unsuru gibi görme eğilimine düştük. Ben bu hataları bu programda konuşalım istiyordum. Tam da bu sırada Balaban'ı kaybettik. İşte bu da bu hataları konuşabilmemiz için başka bir neden oldu. Çünkü dün işte siz de bahsettiniz, Paris'teydim. Yani 10 gün aşkın bir zamandır oralardaydım. Uçakta gelirken gazetede sevgili Ertuğrul Özkök'ün yazısını okudum. Bıyığımın altında ince müstehsi çizgi bana ne hoyratlıklar yaptırdı diyor. Bu hoyratlıklar dönemini çok iyi hatırlıyorum. Bu hoyratlıklar döneminde insanlar kendilerini üstün görüp başkalarını küçümseyerek buradan kendilerine paye çıkarmaya çalıştılar. Hatta sanat kavramını da buna alet ettiler. Ertuğrul da yazısında işte delikanlılığında Paris'te öğrencilik yaşadığını, Marcus, Foucault, Derrida, McLuhan, Lévi-Strauss falan gibi insanların semtlerinde dolaşıyorduk diyor. Tabiatıyla küçümsüyorduk Balaban'ın tablolarını diyor. Evet. Benim dediğimi doğruluyor mu, doğrulamıyor? Doğruluyor. Evet. Şimdi Balaban'ı küçümsemek ne ya? Yani insan Balaban'ı nasıl küçümser? Ertuğrul da bunu bayağı kendisini eleştirerek söylemiş. Hatta diyor ki bizim Balaban'ımızın Diego Rivera'dan, David Alfredo Senquerus'tan, Fernando Botero'dan ne farkı var ki diyor. Evet öyle. Bence Balaban kendi özgünlüğüyle birçok ressamın birbirine benzer dönemsel olarak akımların getirdiği farklılıklar olabilir ama çizgileriyle dönemsel olarak birbirine benzer etkilerini görüyoruz. Ama Balaban'ınkiler kendine has bir yapı. Mesela Buñuel etkisi görebiliriz Balaban'da değil mi? Ama Balaban Buñuel mi taklit etti diyeceğiz yani. Hayır. Şimdi o halde biz demek ki sanat kavramını yanlış anlamışız. Bakın sizin bu kitap. Şunu göstereyim. Balaban, Yaşantının İz Düşümü. Zafer, sizin bu kitap. Kitabın ismi de Yaşantının İz Düşümü. Şimdi ressam
felsefesinin yazdığı manifestonun ilk maddesi. Değil mi? Sanat budur diyor. Evet. Şimdi bu da mesela Fransız fütüristlerini hatırlatıyor bana. Çünkü onlar diyorlar ki biz resim yapmıyoruz. Biz hayatı aktarıyoruz diyorlar. Kendimizi aktarıyoruz. Koyduğum her renk, her figür, her imge yaşama dair bir şeyi hatırlatmak için konmuştur deniyor. Değil mi? Evet. Bir bakıyorsunuz Balaban da aynı şeyleri söylüyor. Ben kitabın başında, sizin yazdığı kitabın başında şu el yazısıyla onun o zaman yazdığı manifestoyu da göstermek istiyorum. Bugün sanata evet diye bir kampanya sürdürüyoruz biz. Esasında sanata evet de evet ile anlatmak istediklerimiz o zamanlar dağınık olarak söylenip artık bugün net olarak söylenmesi gereken şeyler. İşte şimdi buradan ben örnekler vereyim mesela Balaban'dan. Manifesto, madde 1. Sanat yaşantının iz düşümüdür diyor. Evet. Sanatın yaşantının iz düşümü olabilmesi için insanın o yaşadığı yaşamın farkına varması lazım. Onu düşünüyor olması lazım. Yani sanat düşünmektir, düşüncedir. Resim üründür. Düşünce ürünü yaratır, değil mi? Tabii ki beceri de var, el becerisi var. Evet. Yani fırça kullanmaktan kaynaklanan bir beceri var. Ama her fırça kullanan müthiş bir ressam olamıyor, değil mi? Bir sürü ressam var adını bilmediğimiz, ismini duymadığımız. Demek ki o süreci, yani düşünme sürecini ve düşünme süreci içerisinde yaşadıklarını resme aktarmayı kastediyor Balaban burada. Tabii. Sanat yaşantının iz düşümü diyor. Hemen sonrasında da öz diyor, öz. Konu bir özdür, özdür diyor. Diyor. Özdür diyor. Her öz kendi kabuğunu yapar. Diyor. Evet. Yani sizin özünüzde ne varsa ama bu öz hiçbir şeyden etkilenmemiş. Doğduğu gibi sıfır bir öz değil, değil mi? Olamaz ki. Olamaz ki. Evet. Yaşanmışlık var bunun içerisinde. Evet. Ve o yaşanmışlığın fark edilmesi var. Evet. O yaşanmışlığın geriye de dönüp düşünülmesi, tekrar eleştirilip, tekrar süzülüp bugüne gelmesi evet. Ve bunu ifade etme arzusu var. Evet. Bu arzu resim yapıyorsanız sizi resme, evet. Şiir yazıyorsanız şiire, tiyatro yapıyorsanız tiyatroya, tiyatroya yazmaya, oyuncuysanız oyunculuğunuza yöneltiyor. Evet. Dansçıysanız yorum yapmanıza yöneltiyor. Besteciyseniz, kompozitörseniz eser yazmaya yöneltiyor. Aşçıysanız iyi yemek pişirmeye, efendim öğretmenseniz iyi ders vermeye. Bunun da adı var. Çin mutfağı, Fransız mutfağı. Evet. Yani evet. Aşçı nerenin aşçısı? Nerenin aşçısı? Onun da özü var, değil mi? Türk mutfağı özü. Onun da özü var. Demek kullandığı ki... malzemesiyle ve o süreçte, o kültürel coğrafya içinde geçmişe dayanan birikimin yarına dönük yönüyle başarı geçmişe orada. Geçmişe dayanan birikimin su yüzüne çıkması. Evet. Ama onu kendi sürecinden geçirerek çıkartıyor. Evet. Sanat bu sürecin farkına olmak ve onu farkında olmak ve onu ürüne dönüştürmek. Evet. Ürünün adı değil sanat yani. Evet. Biz sanat kelimesini hep ürünün adı zannettik. Evet. Sanat kelimesini hep ürünün adı zannettiğimiz için sanat kelimesini bir düşünme biçimi, bir formasyon kazanımı, bir gelişme tarzı olarak anlamadık. Evet. Sanatı yaşamaya dönüştüremedik. Demokrasi kültürünün bir sanat olduğunu anlamadık. Yani ben bunu yıllar önce çok değerli bazı arkadaşlarımla demokrasi, yani hani çok basit bir Konfüçyüs lafı vardır. Diyor ki kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma. Ne kadar basit. Ne kadar kolay bir laf değil mi? Evet. Halbuki o kadar zor bir laf ki. Evet. O kadar zor bir laf ki. Bir kere kendine yapılmasını istemediğin şeyleri bir bir bilmen lazım. Değil mi? Evet. Peki bunları biliyorsan bunları başkasına yapmamaya da kendini disipline etmen lazım. Evet. Şimdi ben affedersiniz gelip sizin ensenize bir şaplak atayım. Siz bana deyin ki ya ne oluyor? Niye bunu yapıyorsun? Ben dedim ya içimden geldi. Sonra ben döneyim, siz bana bir tane şaplak atın, ben size bir yumruk atayım. Olur mu? Yani ama bizde hep böyle yapılıyor değil mi? Evet. Şimdi benim sana şaplak atmaya hakkım varsa, senin de bana şaplak atmaya hakkın var. Ama ben şaplak attığımda sorun yok, sen şaplak attığında ben seni cezalandırıyorum. Nasıl şey bu? Evet.
İşte bu da mesela sanat kavramının dışında. Çünkü sanat kelimesinin ta Aristo'dan, yani milattan önce 700'lü yıllar, 790'lı yıllardan itibaren tanımını yapmaya kalkarsak, bu kelime iyi, güzel ve doğruyu bir yaşama biçimi haline getirmeyi kastediyor. Evet. Yani illa resim yapmayı, illa tiyatro yapmayı, illa dans etmeyi, illa mimarlığı kastetmiyor. Evet, evet. Yani. Buradan, bu söylediğinizden yaklaşık aynı yıllar, milattan önce 5. yüzyıl, 5000 kilometre yer altında Karızlar, Çin, Tanrı Dağları, Himalayalar arasında o bölgede tarım ve turfan kentleri. Tarım yapmak oradan geliyor. Turfanda sebze yemek, meyve yemek oradan geliyor. Tabii. Halen o kentlerin adları var. Orada zaten kelimeler özlerinde birçok şey saklıyor yani. Tabii, yaşamı, kendisinin kullanılması oradan için. Oradan 5000 kilometreden getiriyor. Mimari bir özellik bu. Evet. Ama hayata ait, yaşama dönük olarak. Bunu yapan insan orada kendine ait bir dansı yok muydu? Yok muydu? Evet. Kendine ait bir müziği yok muydu bunu başaran insanın? Evet. Budur müzik, budur resim, budur dans diye dayatıldığı zaman sınırlanıyoruz ve insanlık kaybediyoruz. İşte o zaman Balaban'ı da anlamıyoruz. Değil mi? Ertuğrul'un itirafı çok güzel bence bu. Evet. Bu vesileyle yazdığı yazıda. Dün uçakta okudum, çok hoşuma gitti. Bugün programa geleceğimi bildiğim için hatırladım. Sizden de bulduk. Yani bütün Türkiye insanının, aydınının kendisine yönelik bazı öz eleştiriler yapması gerektiğini düşünüyorum. Yapalım, yapılsın, bunu isteyelim. Yani birleşen Türkiye için ve üreten, geleceği isteyen insanlık alemine buradan, bu Batı Asya, bu coğrafyadan katkıda bulunacak. Evet. Batı'dan almış, Batı'nın büyük birikimlerinden almış ama Asya'yı bir millet, dört nala uzanıp Uzak Asya'dan Akdeniz'e kısrak başı gibi uzanan bu toprağın aydınlarının ilk bakması gerekiyor. Bir de size bir şey söyleyeyim mi? Yani bu toprak o kadar zengin bir kültür sentezi yaratmaya müsait bir toprak ki. Evet. Ama hep politik, yani başka ulusların ve ya da çevrenin bütün zamanlarda hedefi ve merkezi olarak yani bir elde edilmesi gereken alan gibi görülmüş hep, değil mi? Evet. Ama bu elde edilmesi gereken alan içerisinde insanlar sürekli birbirleriyle bir iletişim, bir karışma yaşamışlar. Şimdi buradan bir zenginlik çıkması lazım. Ama bu zenginliğin çıkabilmesi için insanların birbirleriyle konsensüs kurmaları lazım. Anlaşma yapması lazım. Burada bir şeyi hatırladım sizin sözünüzden. Nazım Hikmet Balaban'a, ben diyor sana tek tek şeyleri öğretmeyeceğim, anlatamam, anlatmayayım. Ama olaya nasıl yaklaşacağının metodunu öğreteceğim diyor. Bir defa fosları faş etmekten kaçma diyor. Ben bir önceki programda da bunu, yazdığı mektupta da var bu. Kemal Tahir'e yazdığı mektuplar diyor. Fosları faş etmek. Faş etmek. Şimdi manifestonun 5. maddesinde de bakın, Balaban Nazım Usta'dan etkilendiğini şöyle ifade ediyor belki de. Ben boyaları açık, koyuk, leke endişesiyle değil, figürlerimin özünde çakmaklaşan ışığı yakmak için kullanıyorum. Evet, evet. Değil mi? Evet. Yani buna benzer fütürist dönemlerde söylenmiş pek çok ünlü ressamın sözü var. Evet. Toplumları resmederken insanları ayakta durabilmeleri için dinsel ya da siyasal liderlerine tutunduruyorum. Yani onlarla bir bağlarını kuruyorum diyor. Ama ben insanı santimetrik ölçülerle değil, diyalektik yöntemlerle resmediyorum diyor. Evet. Şimdi bu, bakın o zaman, yani artık 20. yüzyılda ama 19. yüzyılın etkileri hala vardı herhalde, değil mi? O dönemlerin başlarında ve de ortalarında. Şimdi biz de 21. yüzyıldayız ama hala 20. yüzyılın etkileri var. Fakat bu tabii hızlı teknolojik gelişmeden ötürü bir sersemleme, bir şaşkınlık, bir hızlı bir gelişme de yaşanıyor bir yandan. Ama o zamanlar Nazım Usta'nın, Balaban'ın Bahar tablosu üstüne yazdığı şiirinde de
neredeyse bugün yani o zamanlar Balaban'ı eleştiren çoban ressam, çoban ressam sanki hem övgü hem yergi gibiydi değil mi? Yani bir tarafıyla övgüydü. Efendim bak adamcağız nereden çıktı geldi resim yaptı. Bir taraftan da ya pek de resimden anlamıyor ifadesini de çağrıştırmaya müsait bir yapıydı. Halbuki yaşamın içinden gelen bir insanın kendini ifade etmek için resim zanaatını öğrenip sanat süreciyle resim yapması bu topluma çok önemli şeyler kazandırdı. Özgünlük kazandırdı. Evet. Toplumun yaşamının resmedilmesini sağladı. İşte belki resim deyince birebir resim yapmayı düşünüyordu insanlar vakti zamanında. O resmi kendine göre belli bir soyutlama içerisinde demin manifestoda söylediği şekilde evet. yaptı. Bakın hepsini okuyayım mı bilmiyorum ama Nazım'ın şiirinden bölümler söylemek istiyorum. Ne güzel olur. Sizin yorumunuzla Tamer Levent'ten Nazım Hikmet'in Bahar tablosu üzerine. Bahar tablosu üstüne. Evet, o lütfen. Kadar güzel evet, söylüyor evet, ki Nazım evet. burada. İşte seyreyle gözüm, hünerini Balaban'ın. İşte şafak vakti Mayıs ayındayız. İşte aydınlık. Akıllı, cesur, taze, diri, insafsız. İşte bulut, kaymak gibi lüle lüle. İşte dağlar, hem de mavi hem de serin. İşte sabah seyranı tilkilerin. Uzun kuyruklarında ışık, sivri burunlarında telaşları. İşte seyreyle gözüm, işte karnı aç, tüyleri diken, ağzı kırmızı. İşte dağ başında kurdun biri. Kendi içinde durmadın mı sen? Kendi içinde duymadın mı sen aç kurdun öfkesini sabah vakitleri? İşte seyreyle gözüm, kelebekler, arılar. İşte kıvıl kıvıl devranı balıkların. İşte bir leylek Mısır'dan yeni gelmiş. İşte bir geyik daha güzel bir dünyanın hayvanı. İşte seyreyle gözüm. İnin önünde ayı. Uyku sersemi henüz. Sen aklından geçirmedin mi hiç toprağı koklayarak ayılar gibi dalgın yaşamayı? Bala, armuda, yosunlu, loşluğa yakın. İnsan sesinden, ateşten uzak. İşte seyreyle gözüm. Sincaplar, tavşanlar, işte kertenkele, işte tosba, işte üzüm gözlü eşeğimiz. Bir ağaç pırıl pırıl, güzellikte insana en çok benzeyen. İşte çayır çimen, girin içine çıplak ayaklarım. İşte kokla burnum, labadalar, ebe gümeçleri. Ellerim ellerini, dokunun, okşayın, avuçlayın. İşte anamın sütü, karımın eti. Gülüşü çocuğumun, işte sürülen toprak, işte insan, dağın, taşın, kurdun, kuşun efendisi. İşte çarıkları, işte poturunda yamalar, işte karabasan, işte sarılarında kederli, korkunç oyuklarıyla öküzleri. 10 yıl mapusta yattı ama kaybetmedi umudunu Balaban. İşte Seç köyünden Ali'nin kızı geliyor, al taylarıyla tarlaya. Şimdi bakın. Nazım şiirde, evet. hani Ertuğrul dedi ya o zamanlar Balaban'ın tablolarını küçümsüyorduk diyor. Halbuki Nazım da Balaban'ın tablolarını bu zenginlikte görüyor. Evet. Şimdi demek ki bizim bir suçumuz, bir hatamız var. Toplumu yanlış yönlendirme konusunda değil mi? Evet. Bunu bence değerlendirip bir öz eleştiri yapıp sanatın bir yaşama biçimi olmasını anlamamız gerekiyor. Mesela Atatürk'ün sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuştur derken çok önemli, çok da sık söylenir bu. Çok. Ama böyle şimdi mesela bu laflar bence yanlış anlaşılıyor. Çünkü ya da biz sanat kavramını ne kadar yanlış anlamışsak o yanlış anlamamız üzerinden okuyoruz bu lafları. Halbuki bu laflar onları anlatmıyor. Çünkü mesela böyle bir dizi laf var Atatürk'ün söylediği. Diyor ki, beyler, milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, başbakan olabilirsiniz. Hatta reisi cumhur bile olabilirsiniz ama sanatçı olamazsınız diyor. Şimdi biz buradan ne anladık? Mesela tiyatrocu olamazsınız demek anladık değil mi? Hayır, onu kastetmiyor. Çağımızdaki estetik düşüncenin, estetik felsefenin
sanatın bir düşünme biçimi, insana sevme, insana yatırım yapmak demek olduğunu, yaşamın iyi, güzel ve doğru olarak şekillendirilmesinde ilkeli, tutarlı davranma biçimini kastediyor. Değil mi? Eğer siz böyle düşünmeyebilirseniz, yaratıcı düşüncenizi de insanın sıkıntılarıyla ilgili problemleri aşma konusunda yaratıcı tezler geliştirebilirseniz, ki yaratıcı düşünme temrinleri var sanat kavramı içinde. Bu temrinleri biz yaptırıyoruz zaman zaman. Evet. İnsan psikolojisi, sanat psikolojisi kavramları var. Bu kavramlarla bir bütün olarak biz Atatürk'ün baktığını anlıyoruz. O zaman şunu demek istiyor. Yani bütün bu işleri yapabilirsiniz ama bu işleri sanat olarak yapamazsınız demek istiyor. Yine yaşama sanatının içinde koyuyor. Evet, yaşama sanatı olarak koyuyor. Şimdi bu laflar birbirinin devamı. Mesela sonra diyor ki sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuştur diyor. Yani bu resim, heykel, tiyatro, müzik, mimarlığı mı kastediyor? Hayır. Sanatlı düşünme biçimi olmayan bir toplumun hayat damarlarında önemli bir eksiklik olur diyor ya. Değil mi? Çünkü orada egoizm, ben merkez, yani kendi çıkarlarını düşünmek, kıskançlık, bugün 21. yüzyılda anksiyete, gelecek kaygısı, korku, iletişimsizlik gibi bütün her şey sanatsız düşünen bir toplumun yaşantısındaki defolardır bence, sorunlardır. Evet. Ki burada da esasında buna benzer bir laf vardı bakayım. Evet. Ben insanı santimetrik ölçülerle değil, diyalektik yöntemlerle resmediyorum derken, evet, burada Balaban sadece ölçüyü kastetmiyor. Yani resme yüklemek istediği anlamı kastediyor, değil mi? Evet. Evet. Şimdi yani demek ki bu burada hangi işi yapıyorsanız yapın, onu özenle yapmak, iyi, güzel ve doğru ilkesine uygun, yani bu ölçme, biçme, değerlendirme yöntemine uygun bir tutarlılık içerisinde olmanız gerektiğini söylüyor. Mesela yine Atatürk'ün belki çok bilinmeyen bir lafı, bunu gördüğüm zaman zaten bu konuyu çok iyi derinlemesini anlamış olduğunu gördüm, anladım. Şunu diyor, ben askerliğin sanat halini severim. Şimdi ne demek? Hani bizim toplumumuzda sanat kavramı, resim, heykel, tiyatro, müzik, mimarlık, sinema, fotoğrafın kod adıydı değil mi? Yani biz bunların hepsini saymaktansa kısaca sanat deyip geçiverelim, anlayan anlasın diyorduk. Ama o öyle düşünmüyor. O diyor ki askerliğin sanat halini severim. Peki nasıl oluyor bu askerliğin sanat hali? Değil mi? Demek ki buradan şunu anlıyoruz ki sanat kelimesinin düşünme biçimi olduğu, evet, süreç olduğunu, evet, çok iyi anlamıştı. Mustafa Kemal'in Atatürk'ümüzün köylü milletin efendisidir ya, sözünü de bizim çok değerli sanatçımız, ikinci kez söylüyorum bunu, bir önceki programda da söyledim, Çalı İbrahim, o güzel akşamdan sonra arkadaşlarıyla rakılar içilmiş, hı hı, çok geç saatte giderlerken pazara ürünlerini getirmiş köylü, pazar yerinde uzanmış birkaç saat kestirecek. Efendimiz, üşüyeceksiniz Efendimiz diyor. Kahkaha atıyorlar, gülüşüyorlar filan. Yani Çalı İbrahim'i eksiltmek için söylemiyorum. Evet. Aydın'ın bakışını, sizin yakın arkadaşınız, bizim okur olarak tanıdığımız öz eleştiri yapan, evet, Ertuğrul Özkök. Evet. Ertuğrul Özkök'ün hali gibi. Evet. Yani kendinden çıkıp samimiyetle öz eleştiri yapıyor. Çok samimi bence. Evet. Yani o kadar değerli bir şey ki bu. Evet. Dikkatle bu makalenin, Ertuğrul yazdığı bu yazının dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Mustafa Kemal'in köylü milletin efendisidir sözünü Nazım Hikmet nasıl anlıyor? Kemal Tahir'e yazdığı mektuplarda, evet, ben burada bir ressam Yunus Emre keşfettim ya, diyor. Ortaköylü, çok zeki bir çocuk diyor. Evet. Genç bir evet, insan. Ortaköylü, o tarihlerde, 40'lı yıllarda bir köylü çocuğu, 3 sınıflı okul okumuş, bir şeyler yapmaya çalışan, çakmak gibi bakan bir köylü çocuğunu geleceğe taşımak adına, evet, Türk köylüsünün taşıdığı ruhu görüyor. Yani Kurtuluş Savaşı o köylüyle yapılmadı mı? Tabii. Emperyalizme karşı. Tabii. İlk Kurtuluş Savaşı. Tabii. Sanat bu işte. Yani şimdi kendi toplumunuzun ya da dünya toplumunun bütünsel olarak bir kere insanı ön planda tutması, insanın gelişmelerini
özendirmesi ve buna zemin hazırlaması, buna imkan sağlaması ve de kıskançlık, yanlış iletişim, onun haklarını kendime elde edeyim, sonra onu yok edeyim gibi kavramları düşünmeksizin. Mesela bugün yaratıcı düşünceyle ilgili insan beyninin ne kadar az kullanıldığı meselesi tekrar gündeme geldi, biliyorsunuz. Çünkü zaten insan beyninin bir kısmının analitik, teorik düşünce, bir kısmının da sanatsal düşünce olduğu da bilinmiyordu daha önce. Yalnız 17. yüzyıl Alman estetik filozofu Schelling bunu bilmeden o zaman sanat, teori ve pratiğin birleşmesidir demiş. Müthiş. Müthiş bir laf değil mi? Hayat da öyle zaten. Hayat da öyle. Sanat hayatı da bu. Evet. Bu. Yani sanat sanat tarihini kitabı bilmek, renklerin, formların o nota yapısını bilmek değil. Yani, düşünme ve uygulama, teori ve pratik. Evet. Sanat bu demek diyor Schelling. Evet. Sonra yani estetik kavramı. Sizi tanıdığımı sanıyordum ama bu derin bakış önünde çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Değerli izleyiciler, gerçekten Türk sanat hayatının, sanat örgütçülüğünün özel ismi oyuncu, yönetmen, idari sorumluluklarla Tamer Levent ama düşünsel boyutunda ben ilk kez bu kadar yakın oldum. Sizinle başka programlarda çok daha uzun. Usmerimiz var bizim. Yapalım. Sanatla ilgili, Türkiye'de sanatla ilgili yapalım. Üniversitelerde ihtiyaç var buna. Aydınların buna ihtiyacı tabii, var. Ben bugün bütün insanlarımızı kendilerine ait özelliklerinden birisini keşfederek kendi sanatlarını yaratabilecekleri düşünüyorum. Kendi hayatlarına sanat katacaklar. Çünkü var onların bünyesinde. Bakın Nazım Balaban'ın Bahar tablosu üstüne yazarken esasında hem Balaban'ın neleri gördüğünü ve neleri resmettiğini ve bunların bizim hayatımızda var olduğunu kanıtlıyor. Hem de bir doğa çözüyor. Doğayı anlatıyor değil mi? Evet. Doğanın bir sanat olduğu ve insanın da doğanın bir parçası olarak, yani sanat ontolojisi, Hartman'ın sanat ontolojisiyle buradan konuşacak olursak, o da ne diyor? İnsan varlık bilim olarak bu doğanın içinde var olan bir varlık. O halde bu varlık etkileşimini bu doğayla kendi yaşamı arasında kurup geliştiriyor. O zaman biz mesela herhangi bir icadı, bir keşfi sanat olarak görmüyoruz. Halbuki keşif de sanat değil mi? Yani tıpta yapılan bir keşif. İşte insanın iç organlarının nasıl işlediğinin bilinmesine göre bakılıp efendim bir makine icat edilmesi. Bunların hepsi esasında sanat kavramının içine giren şeyler. Sanat ve bilimin, yani beynin o iki lobunun birlikte çalışmasının ürünü bunlar. Evet. İsmail Tunalı'yı da rahmetli alalım. Türkiye'ye kazandırdı. Sanat ontolojisini. Orhan Ançerlioğlu da var o dönem, biliyorsunuz tabii. Aziz Çalışlar da var. Aziz Çalışlar tabii. Aziz Çalışlar'ın sizin alanınız Can Yayınları'ndan bir dizinin sorumlusu oldu. Tabii. Tiyatrolar, oyunlar, tekstlerin şeyi müthiş bir şey. Onlar üzerinden sizinle özel bir program yapalım. Berna Moran mesela o zamanlar. Evet. Berna Moran Edebiyat Kuramları ve Eleştiri. Evet. Türkiye'de yani böyle bir yazılı kaynak yoktu. Neredeyse bir tek o vardı. Sonra Aziz Çalışlar'ın Kültür Ansiklopedisi. Tabii İsmail Hoca estetik kitaplarını neredeyse işte yaygın öğrenimde okutulmak üzere de kullanılıyordu değil mi onlar hep? Evet. Orhan Ançerlioğlu'nun Remzi kitabından çıkan şeydi. Hepsinin emeklerine sağlık. Türkiye'de Suud Kemal Yetkin belki değil mi? Birikerek gelen şeyler. Programın sonuna geliyoruz. Hiç kesmeyeceğim sözünüzü. Bütünüyle yine bu çerçeve içinde izleyicilerimizle paylaşın lütfen. Şimdi ben herkes yani bir şey anılırken biraz kendini anlatıyor. Siz hem Balaban'ın özünü koyarak koydunuz bu öğretici güzel
Hem de onu da temel alarak o önemli birikimimizi, balabanımızı geleceğe dönük bakışın perspektifinde veren güzel bir sohbet oldu. Benim de yararlandığım. Sağ olun. Değerli izleyicilerin de beğendiklerini umuyorum. Ben de bu tür programların yapılması ve bizim izleyicilerimizin, insanlarımızın kendilerini tanımak, kendilerinin hani sen de yaparsın diye bir laf var ya artık. Yani o laf artık dünyada da çok kullanılmaya başladı. Sen de yaparsın. Ama korkma. Evet. Hayal et. Yapmak istediğin şeyi yapmaya çalış. Evet. Ama bizde mesela bunlar hep bastırılmış şeyler. Evet. Yapamazsın. Ya ben daha iyisini yaparım. Sen kim oluyorsun? Sen karışma. Ha, sen bilmez. Balaban kim canım filan. Çoban ressam. Falan. Eski köye yeni icat çıkarmış. Eski köye yeni icat çıkarmış filan dediğimiz zaman ne oluyor? Toplumda yine bir ötekileşme, bir kes, bir şey, farklılaşma söz konusu oluyor. Bizim buralarda eğer estetik değerler adına, estetiği felsefi kavram olarak kullanıyorum. Bizde hala botoksun şeyi sözcüğü gibi anlaşılıyor. Değil tabii aşağısında. Dolayısıyla böyle bakarak yaşamı çözümler de getirerek yaşamı zenginleştirmemiz lazım. Evet. Maalesef bizler yaşama sadece eleştiri getiriyoruz. Evet. Sadece kızıyoruz. Evet. Tepkilerimizi dile getiriyoruz ama çözüm üretmiyoruz. Peki çözümün ne diye sorduğumuz zaman bir arkadaşa onu ben bilmem dedi bana. Onu başkaları biz. Peki burada çözüme dönük olarak bir şeyi sorayım. Çok kısa kalan süre içinde tartışmayacağız ama sizinle paylaşmayı istiyorum. Balaban'ın son görevde Nazım Hikmet Kültür Sanat Evi'nde güzel bir törenle anıldı. Evet. Sonra Şişli Camii'ne geldi ve Seçköy'e götürdük. Üç yerde de tabutun üzerinde bir Türk bayrağı olsun isterdim. O Türkiye'nin büyük sanatçısı. Evet. Buna bir kısım arkadaşlar ve o arkadaşlarımız bizim düşünsel olarak aynı şeyleri her zaman düşünmüyoruz ama sevdiğimiz insanlar karşı çıktılar. Siz ne düşünüyorsunuz? Türk bayrağı yakışmaz mıydı Balaban Usta'yla son görevimizi yaparken? Vallahi ben tabii bu yani 68'den beri ülkede yani milli, ulusal kimlik tartışmaları çok yapıldı. Ve bu tartışmalarda özenle bazı konularda dikkatli davranılmaya çalışıldı. Ama bütün bunlar işin finalinde acaba bu gösterdiğimiz özenin bir düşünce biçimi olarak toplumda yansımasını sağladı mı diye çok merak ediyorum. Çünkü burada bazen ikircikli bir hale düşmemiz de söz konusu olabiliyor. Tabii yani Atatürk'ün ne mutlu Türk'üm diyene lafı Türkiye'li olmayı eğer tanımlayan bir lafsa tabii. İşte Amerikalı olmayı tanımlıyorsa diyelim Amerikan hükümetine karşı olan bir şahıs ya da muhalif düşüncenin önderlerinden olan mesela John Dewey sanat kavramının tamamıyla yaşama biçimi olmasını savunmuş Amerikan Komünist Partisi üyesi ama öldüğü zaman tabutuna Amerikan bayrağı sarılmıştı. Bu konularda biz hassasiyet gösteriyoruz. Bu hassasiyeti gösterirken ama tamam belki gösterelim. Ama bunu gösterdiğimiz ölçüde hayata kattıklarımız değerler de olsun. Hepimiz birleşiyoruz Nazım Hikmet'te. Evet. Ben Türkiye'nin şairi, Türk şairiyim evet. diyor. Ben komünist, Türk komünist evet. Nazım Hikmet diyor. Yani ulusal Amerikan emperyalizmine karşı duruş, ulusal milli duruş evet. olmadan mümkün mü? Mustafa evet. Kuvayi Milliye destanını evet. yazan insan Nazım evet. Hikmet. Yani o, onun evladı, onu anarken Nazım Hikmet Kültür Evi'nde ısrarla Nazım'la birleştirilip konurken ki ayırmak mümkün değil Balaban'ı. Evet. Yakışırdı diye düşünüyorum. Bence birlik beraberlik adına mesela bunların yapılması o insanın özünde ki burada da onu söylüyor. Özden yola çıkarım diyor. Evet. İnsanın özündeki bütünselliği ve birliği ifade etmek anlamına gelir ki bu da bu topraklar üzerinde
bence iyi bir sembol olurdu yani. Tabii. Evet. Tabii. Daha ben işte sanatı evet kampanyasıyla esasında bunların etraflıca düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bunları etraflıca düşünmediğimiz, yani bir sanatsal çözüm süreci halinde ele alıp değerlendirmediğimiz zaman toplumun başka geniş kesimleriyle de irtibatımız kopuyor gibi endişeler taşımak durumunda hissediyorum kendimi. Siz çünkü bunun koyduğunuz, adını koyduğunuz, savunduğunuz bu tezin metnini koyun, paylaşalım, birkaç program yapalım ve bunu Türkiye'nin önüne koyalım. Yürekten katılıyorum. Evet. Söylediğiniz her şeyi ve açıklıkla söyledim. Önemli görüşleri Balaban ile daha özel şeyler konuşacaktık ama büyük ustayı kaybedişimiz bizi buraya getirdi. Balaban'ı andık. O eksenden çıkarak konuştuk. Sizin Sanata Evet programınızı, düşünsel temelinizi koyduğunuz temeli daha geniş konuşalım. Evet, yapalım. O zaman sanat kavramını tüm toplum benimseyecek, hatta kendi yaşamanın içerisine katacaktır diye düşünüyorum. Belki de o zaman oluşacak ortak akıl, aradığımız, oluşmasını istediğimiz ortak akla bizi daha çok yaklaştıracak. Evet, evet. Çok teşekkür ediyorum ben size. Ben de çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, Ulusal Kanal'ın değerli izleyicileri, Ulusal Radyo'nun değerli sevgili dinleyicileri, konuğum Tamer Levent birikimini izlediniz. Daha çok Ulusal Kanal'da olmasını talep ediyorum ve birlikte güzel projeleri Türkiye olan kalbinde ve dünya isteyen, dil, din, ırk farkı gözetmeden yaşanacak bir dünya istiyoruz ve bunun mücadelesi içinde kendi kültürel coğrafyamızda bulunuyoruz. Hatta ben siyasi düşünce farklılıklarının bile insanların birbirini ötekileştirmesine neden olmaması gerektiğini düşünüyorum. Evet, evet. Bugün en asgari programda her anlamda işin ekonomi, politiği, eğitimle ilgili sanat, bunların bütünü ayırmadan yaşama sanatının içinde dünya isterken karşı olacağımız şeyler çok öz, belli ve zaten sözlerde birleşiyoruz. İşin özünde de birleşerek. Öz biçimi belirlesin, daraltalım öz şeyi. Öz biçimi belirlesin. Üretelim, sanat, hayat, üreten Türkiye diyelim ve birleşen Türkiye'yi koyalım. Çok teşekkür ediyorum, saygıyla. Ben de teşekkür ediyorum, başımız sağ olsun diyorum. Başımız sağ olsun. Saygıyla.